Herkese merhaba. Bu videomuzda CAD dosyalarını Revit'e nasıl import edeceğiz? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi önce CAD'deki mimarilerimizi düzenlememiz gerekiyor. İki kat örneği olarak göstereceğim ben şimdi. İki katı baz alarak çalışacağız. Bu bir katımızın mimarisi. Bende çok farklı mimariler yok şu an. O yüzden bu mimariyi çoğaltıp birinci kat diyeceğim. Kopyalıyorum. Yeni bir dosya açalım. Evet, bunu da birinci kat diye kaydedelim. Şimdi Revit'te her dosyayı ayrı ayrı katlara, yani her katı kendi katına import etmemiz gerektiği için eğer mimarileriniz burada katlar yan yanaysa önce bunu düzeltmeniz gerekiyor. Benim yaptığım gibi tek kat planın tek DWG'de olması gerekiyor. Şimdi bunları kaydedelim. Gelelim Revit'e. Bir tane mimari şablon açalım. Architecture Template. Burada önce kat yüksekliklerimizi belirleyelim. Tabii bundan önce proje unitimizi ayarlamamız gerekiyor. Yine Manage'den Project Unit. Mimarinizin ölçeği neyse ona göre yapın. Benimki milimetre olarak çizilmiş. Okey dedim. Kat yüksekliğini burada ayarlayabilirsiniz. İsimlerini ayarlayabilirsiniz. Mesela buraya geldik. Adını bizim neydi? Zemin kat. Burada kat yüksekliğimizi belirleyebiliriz. 4 metre diyelim mesela. Buraya da birinci kat diyelim. Okey. Şimdi gelelim zemin kata. Bu arada yeni kat oluşturmak için de kesit görünümündeyken Architecture Level diyerek buradan katınızın yüksekliğini de belirleyerek çizmeye başlayabilirsiniz. Yeni bir katınız daha olmuş olur. Onu da örnekle gösterelim. Yanlış çizdiyseniz de katı buradan tekrar elle yazarak düzeltebilirsiniz. Burası da mesela ikinci kat olsun. Okey, şimdi gelelim zemin kata. Buraya CAD dosyamızı alacağız. CAD dosyamızı almanın iki yöntemi var. Insert'e geliyoruz. Birincisi Link CAD, ikincisi Import CAD. Link CAD AutoCAD'deki xref mantığıyla çalışır. Yani dosyanızda, CAD dosyanızda, AutoCAD dosyanızda bir değişiklik yaptığınız zaman bu Revit'teki dosyanızda da değişiklik yapacağı anlamına gelir. Ama Import CAD derseniz dosyanızı bir kere alırsınız. Dosyanızda değişiklik yaptığınızda Revit'te değişiklik yapmayacaktır. İkisi arasındaki tek fark bu. Şimdi biz link olarak çağırmayı deneyelim. Zemin kat planındaydık. Zemin katın mimarisini çağıracağız. Burada birçok seçenek var, import seçenekleri. Biz şu an bu videoda DWG için konuşuyoruz sadece. Color seçeneğinde siyah beyaz alabiliriz ya da projelik renklerle de alabiliriz. Bunu siyah beyaz alalım, diğer katı da renklerle alalım. İkisini de görelim. Layer'lar var burada. Özel layer ayarları da yapabilirsiniz veya tüm layer'ları da alabilirsiniz. AutoCAD'deki tüm layer'ları al diyoruz. Burası projemizin Unique'te mimarimiz, AutoCAD'deki mimarimizin ölçeği neydi ve Revit'teki ölçeğimiz neydi? Ona göre burada ayarlamanızı yapabilirsiniz. Bizim milimetreydi. Burada pozisyonu soruyor. Yani origin to origin dediğimiz zaman şuraya ortaya falan gelmesi gerekiyor. Ya da center dediğimiz zaman. Yani mimarimiz CAD dosyamızdaki tutma noktamız neresiyse bu da Revit ile beraber bunları origin to origin veya burada kendiniz de seçebilirsiniz manuel origin diyerek. Ama bunu şu an yapmamalıyız çünkü iki kat mimari alacağız ve bu iki katın üst üste gelmesi lazım. Bir yanlışlık olmasın. Origin to origin seçili kalsın şu an. Şurada bir ayardan bahsetmek istiyorum. Current View'de zemin katta çalışıyoruz şu an ve diyor ki bu sadece zemin katta bu mimariyi bana göster. Eğer bu tıklı olmazsa 3 boyuta geçtiğimiz zaman da bu mimariyi göreceğiz. Veya ikinci kata geçtiğimiz zaman da bu mimariyi göreceğiz. Biz şu an görmek istemiyoruz çünkü duvarlar çizeceğiz. Zemin kat planındayken, duvar çizerken bu altlık bizim işimize yarayacağı için göreceğiz ama 3 boyutta çizdiğimiz duvarları göreceğiz. CAD dosyasını görmeye ihtiyacımız yok. Sizin tercihinize göre burada onu yapabilirsiniz. Tıklarsak görmeyeceğiz 3 boyutta. Open diyorum. Evet, CAD dosyamız geldi. Burada şimdi birkaç ayarlamalardan bahsedeceğim. Şimdi CAD dosyamızı çağırdık ama istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Bunu önlememiz lazım çünkü bunu yanlışlıkla hareket ettirdiğimizde mimari çizerken, duvarlarımızı çizerken birinci kat planı ile zemin kat planı aynı yere gelmeyecek. Kodlar birbirini karşılamayacaklar, yani kolonlar falan birbirini karşılamamış olacak. O yüzden mimarimize bir kere tıklıyoruz ve şurada pin diyoruz. Evet, şimdi artık sağa sola hareket ettiremeyiz. Bu da gayet sağlıklı bir şey. Tekrar mimarimize geldik. Burada duvarları çizerken bazı şeyler fark ettik. Mesela yazıları görmek istemiyoruz. Burada Delete Layers'a geliyoruz. Mesela tekstleri seçip ok diyoruz. Gördüğünüz gibi yazılar gitmiş oldu. Fazlalıkları yani bu şekilde temizleyebilirsiniz. Peki ben şimdi duvar çizmeye başlayacağım ama sürekli bunu böyle seçili görmek istemiyorum. Bu AutoCAD'deki xref gibi olsun. Kilitleyebilelim, görünmesin. Tamam, hareket ettiremiyoruz ama duvar çizerken de görmek istemiyorum. Bunu da sağ alttan Select Paint Elements diyebiliriz veya Modify'in altında Select Paint Elements. Bunu tikini kaldırırsak o artık seçilmeyecektir. Bu da duvar çizerken bizim işimize yarayacak. Bunu seçmek istemiyoruz çünkü artık. Evet, burada bahsedeceğim ayarlar bu kadar. Şimdi birinci katın mimarisini çağıralım. Yine Link CAD dedik. Birinci katı seçtik. Bu sefer rengimiz kalsın, kendi renkleriyle gelsin. Diğer ayarlarımız zaten yapılmıştı. Bu arada birinci kata geldik, görüyorsunuz zemin katın planı görünmüyor. Eğer bunu tıklamasaydık zemin katın mimarisi birinci katta görünecekti. Evet, mimarimiz bu sefer renkleriyle geldi ve kendi layer'lar, mesela zemin katta tekstleri kapatmıştık ama aynı mimari, aynı layer'lar olmasına rağmen bunu da kapanmadı. Yine aynı ayarlamaları bunu da yapabiliriz. Şimdi mimariyi seçemiyoruz çünkü zemin katta bu ayarları yapmıştık. Buradan açalım, mimarimizi seçtik, delete layer dedik, yine tekstleri kapatabiliriz. Tekrar buradan da seçimini engelleyebiliriz. Mimarimizin seçimini engelledik. Şimdi 3 boyutta bakalım. Mimarimiz görünmüyor 3 boyutta. Çünkü duvarları çizeceğiz ve 3 boyutta sadece Revit'te çizdiğimiz elemanları görmek istiyoruz. Basitçe şöyle bir duvar da çizelim. Architecture'a geliyoruz. Wall. Burada seçenekleriniz vardır. Buradan herhangi bir tanesini seçelim mesela. Tabii ben herhangi bir tanesi diyorum da bu biraz yani mimari detaylara giren bir konu. Bunlarla ilgili eğitim vermeyi düşünmüyorum ama basitçe üzerinden geçeceğim yine de. Bu duvar kalınlığınız neyse burada ona göre bir duvar kalınlığını seçip çizmenizde fayda var. Öyle yapmanız lazım yani. Duvar kalınlığını değiştirmek için de buraya geliyorsunuz. Pardon, kategori şeyle alakamız yok. Burada duvar kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Genişliği ne olacağını duvarın. İşte hatta sıva falan da ekleyebiliyorsunuz burada gibi özellikleri var ama şu an onlara o kadar girmeyeceğim. Biz herhangi bir tane duvarımızı seçtik. 12 inç diyor. Bakalım, bayağı bir büyük bu zaten. Başka seçelim. Burada duvarı çizerken önemli olan bir nokta var. Eğer duvarınız ikinci katta bitecekse ki öyle olur. Burada ikinci katı seçmeniz lazım. Şuradan ikinci katı seçmeniz lazım ki burada nereye kadar seçeceğini söylüyor. Burası duvarın neresinden çizmeye başlayacağını belirten yerler. Şimdi başlayalım mesela. Neresinden çiziyoruz şu an? Ortasından çiziyoruz. Center'dan. Burada bir de şöyle bir özellik var. Mimariden aldığımız duvarların orta noktasını bize gösteriyor. Böylece rahatlıkla ortasından tutup çizebiliyoruz. Şöyle çizdik. Tekrar gelelim. Şöyle çizdik. Hatta şöyle bir devam ettirelim. Şuraya da bir tane kapı koyalım. Mimarda da bakalım bunlara. Burada da yine kapı seçenekleri vardır. Ben şimdi aynısını yapmakla uğraşmayacağım. Kapıda da gördüğünüz gibi geldiğiniz zaman üstüne zaten yapıyor. Duvarı da kesiyor otomatik olarak. Şimdi 3 boyuta gelelim bakalım ne çizmişiz. Bir kapı çizmişiz. Bir de biraz duvar çizmişiz. Mimarimiz burada görünmüyor. İstediğimiz de buydu zaten. Burada çizeceğiz. Bunu baz alacağız ama 3 boyutta görmek istemiyorduk. Bu şekilde anlatacaklarım. Atladığım bir şey var mı? Bakıyorum. Atladığım bir şey yok. Import etmek bu şekilde oluyor. Yapamadığınız yerler olursa yazabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Bana LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.